failed to protect the American people. Evet, bu haberi de getirdik ekranlarınıza, biraz daha detaylı da izlemiş olduk. Şimdi Cemile Özgürt, size sormak istiyorum. Haberde de söylediği gibi Harris'in azınlık hakları çalışmaları ile ilerici politikalar aslında burada Joe Biden'ın dikkatini çekti diyor. Bir taraftan da tabii biliyoruz ki hem iklime dair çalışmalar, bir taraftan da uyuşturucuyla mücadelede Kamala Harris'in hassas olduğu ve çalışmalar yaptığı bilgileri de var. Şimdi baktığımızda bu dirsek temasında Harris'i hangi konularda, hangi çalışmalarda daha etkin, daha etkili görebiliriz Biden'la beraber? Evet. Kamala Harris zaten köken itibariyle de kendisi Kaliforniya'da savcıydı. Bu anlamda da Trump tarafından çok eleştirilmişti. Savcı olduğun dönemde de Kaliforniya'daki siyahların, hapishaneye düşen siyahların sayısında çok fazla artış oldu. Sen demagoji yapıyorsun şeklinde. Geçmiş itibariyle Kaliforniya'dan geliyor olması, adalet sisteminin içerisinden geliyor olması, kadın haklarını ön plana çıkarıyor olması, Kamala Harris'in aslında aday olmasında en önemli etkenlerden birisi de bugün belki de Beyaz Saray'ın bahçesine heykelinin dikilmesi gereken bir kongre üyesinden bahsetmemiz lazım. South Carolina'nın kongre üyesi Jim Clyburn. Jim Clyburn kim? Biden'ın artık Demokrat Parti'nin ön seçimde havluyu atacağı dördüncü eyalet olan South Carolina'da ortaya çıkıp biz desteğimizi Joe Biden'a veriyoruz deyip tamamen ön seçimin ibresini değiştiren kongre üyesi. Ve o kongre üyesi Joe Biden'a başkan adaylığını garantiledikten sonra da birkaç kez başkan yardımcılığı görevine mutlaka bir siyah kadını getirmesi konusunda uyarıda ve öneride bulunduğunu bugün açıkladı. Kamala Harris'in o göreve gelmesinde kongre üyesi Jim Clyburn'un da büyük etkisi var. Önümüzdeki dönemde özellikle Obama döneminde görev almış pek çok ismi yine yeni kabinede görev alacağını söyleyebiliriz. Bazı istatistiklerde bu daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Kimlerin kabinede yer alabileceği ile ilgili listede daha çok Obama döneminde aktif olarak görev almış isimler var. Ama burada iki tane kritik Türkiye'yi de ilgilendiren bakanlığa, birisi Hazine, diğeri Savunma Bakanlığı'na bugüne kadar hiçbir siyah ya da kadın oturmamış bu koltuklara. Amerika'nın ne savunma bakanı ne de hazine bakanı bir kadın veya bir siyah olmamış. Biden belki de yeni dönemde bu iki koltuktan birine bir kadın veya siyahi birini getirerek yine bir farklılığa imza atabilir. Açıkçası seçimlerle ilgili çok daha enteresan da bir şey var. Kongredeki seçimlerde cumhuriyetçilerin demokratları ağır yenilgiye uğrattığı görülüyor. 9 tane daha sandalye kazandılar. Yerelde insanlar kongrelerine verdikleri oyu başkanlık seçiminde değiştirmiş gibi görünüyor görebildiğimiz kadarıyla. Senatodaki seçimlerde de çok büyük bir kazanım elde edemediğini düşünürsek demokratların yerel seçimlerde kongre ve senatör seçimlerinde halk kendi adaylarını farklı partiden, daha doğrusu Cumhuriyetçi Parti'den, başkanlıkta Demokrat Parti'den yana kullanmış görünüyorlar. Bu süreçte baktığımızda eğer ki Demokrat Parti'nin içerisindeki daha henüz galibiyeti kutlayamadan başlayan bir başka tartışmada progresif dediğimiz ilerlemecilerin, yani aşırı sol kanadın Demokrat Parti'ye ne kadar kazanç sağladığı, ne kadar kaybettirdiği yönünde. Bugün sosyal medyada çok ciddi onun tartışmaları yaşandı. Progresif dediğimiz, ilerlemeci dediğimiz kongrelerinden İlhan Omar gibi, Cortez gibi, Rashida Tlaib gibi isimler İlerlemecilerin partiye olumlu etkisi olduğunu savunurken, ilerlemecilerin herkes için sağlık sigortası tezini savunan tüm adayların kazandığını, kendilerinin Demokrat Parti'ye bir yük olmadığını savundular. Bundan sonraki süreçte biz sıklıkla Demokrat Parti içerisindeki ne kadar sola kayıyor, sol görüşlü, aşırı sol görüşlü kongrelerinin Demokrat Parti'ye ne kadar faydası var, ne kadar zararı var, o tartışmaları da izlemeye devam edeceğiz. Nitekim daha bugünden o tartışma başladı. Cortez İlhan Omar'la birlikte kendilerinin partiye bir yük olmadığını söyledi. Bir iki kelime de Amerika'daki lobiyle ilgili bir şeyler eklemek isterim. Tabii, buyurun. Türk lobisi denince maalesef biz
4 yılda bir seçim zamanı ya da Ermeni soykırım yasa tasarısı meclise geldiğinde bu akla gelen bir durum. Amerika'da lobimizin güçlü olması için öncelikle oy sayımızın güçlü olması lazım. Biz maalesef yeterince oy sayısına sahip değiliz. Amerika'da kaç tane net oy sayımız var onu dahi bilmiyoruz. Yani benim tahminim bu 50 ile 100 bin arası bir rakam. Bu da hiçbir şekilde Amerika'daki genel siyaset üzerinde etkisi yok. Lokal bazda kongre üyelerini etkileyecek, senatörleri etkileyecek. Seçmene ihtiyacımız var. Seçmenimiz yoksa para verecek, donation yapacak, bağış yapacak iş adamlarına ya da daha ufak çapta seçmene ihtiyacımız var. Maalesef bu ikisi de yeterince olmadığı için Türkiye Amerika ile olan lobi ilişkilerini üst perdeden yapmak durumunda kalıyor. Başkanlar seviyesinde götürmek zorunda kalıyor. Çünkü lobi için alttan yetişip gelen, sahada aktif olan, biz bunun sıkıntısını çok çektik. Mesela 2015 yılında Ermeni soykırım yasasının, yasa tasarısının 100. yılında biz kendi eyaletimizde bulunan tüm senatörleri tek tek ziyaret edip soykırım yasa tasarısı ile ilgili Türkiye'nin tezini anlatmaya çalıştık. O zaman gördük ki çoğunun ne Türkiye'nin tezinden haberi var ne Ermenistan'ın yerinden haberi var. Sadece kim parayı bağışı veriyorsa onun yanında görüş bildiriyorlar. Bugünkü Amerika'daki maalesef bize göre çok absürt gelse de sistem bu şekilde işliyor. Kimin parası daha çok yardımda bulunursa onun tarafını destekliyorlar. Bir de mesela biraz önce Yavuz Bey galiba buradaki diğer etnik kökenleri de Türklerle birleştirip bir lobi yapma gücünden bahsetti. Maalesef o da mümkün olamıyor. Mesela Somali, Türkiye'nin en çok destek verdiği, abilik yaptığı ülke. Somalili İlhan Omar maalesef Türkiye ile ilgili konularda bile kongresi olmasına rağmen %100 Türkiye'ye desteğini ya da katkısını sunamıyor. Çünkü karşısındaki Ermeni lobilerinin ya da Rum lobilerinin tepkisinden çekindiği için en son Ermeni soykırım yasa tasarısına bile çekimsel kalmak zorunda kaldı. Hayır diyemedi. Çünkü kendi partisinden de çok büyük baskı gördü. Ya bu sadece bize komşu olan, bizde gönül bağı olan ülkelerdeki insanları da sadece Türkiye'nin adıyla tarihteki geçmişimizle bir araya getirip organize etmemiz zor. Para devreye giriyor. Raşida Talip Filistin kökenli bir kongre üyesi. Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteği hepimiz biliyoruz. Ama Raşida Talip Ermeni soykırım yasa tasarısına evet diyen ve bunu Twitter account'undan açık yürekli tüm takipçilerine duyuran bir isimdi. Yani biz o gönül bağımızı parayla desteklemediğimiz sürece bu insanlarla lobi yapmamız, bir yere gelmemiz zor. Bu anlamda da Türkiye'nin lobisi için çok büyük emek ve çaba harcadan kurumlar vardı. Maalesef geçen yıl onun birisi kapanmak zorunda kaldı. DC'deki ofisini sattı. Yaklaşık 65 milyon dolara yakın para harcamıştı son 15 yılda. Çok negatif, olumsuz haberlerle ismi ve kariyeri, prestiji sarsıldı. O desteğini çekmek durumunda kaldı. Türkiye'nin en büyük lobi kuruluşu diyebileceğimiz kuruluş kapandı maalesef. Bunun için bizim buradaki Türklere düşen de biraz daha fazla siyasetin içerisinde yer almak, biraz daha fazla elimizi cebimize atmak, bölgemizdeki kongreleri etkilemek için bağışta bulunmak, oyunu kurallarına göre oynamamız gerekiyor. Evet, şimdi bir taraftan da ekrana alandan görüntüler yansıyor. Az önce Ali Çınar da söyledi, kendisi de o noktada zaten. On binlerce kişi şu anda Joe Biden'ın birazdan, hatta birkaç dakika içinde konuşmasını yapacağı yerde, işte o konuşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Etrafta mavi ışıklar var, ellerde Amerikan bayrakları ve Joe Biden'ın fotoğrafları da insanların elinde havaya kaldırmış bir şekilde sabırsızlıkla Joe Biden'ın sahneye çıkıp konuşmasını yapmasını bekliyorlar. Kamala Harris'le beraber sahnede olacak muhtemelen. Bir saatler dördü gösterdiğinde konuşmayı yapması bekleniyor. Şu anda saat tam dört. Başlayacak mı? Şu anda sahneye gelir mi? Yoksa biraz gecikmeli mi olacak? Onu da zaten beraber canlı yayında göreceğiz. Güvenlik tedbirleri de olduğundan bahsetmişti Ali Çınar ve insanların
koronavirüse karşı sosyal mesafe olmasa da maskesiz dolaşmadığını belirtmişti. Zaten Joe Biden'ın da önceliği koronavirüstü, biliyorsunuz yaptığı açıklamalarda da. Ve birazdan yapacağı konuşmada da COVID'e dair bir ekip oluşturduğu ve çalışmalara ne şekilde başlanacağı, nasıl bir strateji izleneceğini de açıklaması bekleniyor. Şu anda gördüğünüz gibi özellikle genç insanların çok fazla alanda olduğundan söz etti ve bebekli kişilerin de yine buraya geldiğini de söyledi. Ali Çınar bize az önce. Medya burada ikiye ayrılmış durumda. Çok kısa bir not ileteyim. Tabii, buyurun. Miting döneminde Trump'ın mitinglerini izleyen sol ve ana akım medya, Trump'ın mitinglerinde -10 derecede 10 bin kişi birikmiş mitingi bekliyor. Haberi verirken burada 10 bin kişi var ama hiçbirinde maske yok diye eleştirerek başlıyorlardı. Bugün Fox TV Biden için bir araya gelen DC'deki göstericileri gösteriyor bir taraftan. Diğer taraftan da burada 10 bin kişi var ama ortalık marihuana kokuyor ve hiçbirinde maske yok diye. Maalesef bu maske işi her iki taraf için de karşı tarafa koz olarak kullanılan bir duruma dönüşmüş durumda. Evet. Onun için her iki tarafta birbirini maske takmamakla ya da sosyal mesafeye uymamakla suçlayarak kalabalığı küçümsemeye çalışıyor. Evet zaten. Büşra Hanım, evet, sesim geliyor mu? Ben Amerika'daki konuklarımıza bir gazeteci olarak soru sormak istiyorum. Tabii, buyurun. Tabii Biden'ın beklerken işte saniyeler, tabii, dakikalar kaldı. Tabii. Bu Trump, yani cumhuriyetçi kesimin ya da ona yakın olan insanların bazı açıklamaları var Trump'ın iddiaları. İşte pazartesi günü Trump 28 eyalette avukatları açıkladı, hukuk mücadelesine başlayacak. Yazılıyor bir merak ettiğimden. Bu seçim sonrası oyların tasnifi sırasında Amerikan İstihbarat Örgütü CIA'nın kullandığı Humber sistemindeki bir programın bu seçim sisteminde de kullanıldığı, işte bir bölgede de tespit edildiği, seçim sistemini hackleyip Biden'a belirli oyların kaydırdığı yönde iddialar var. Bu işte biz de buradan okuyoruz, takip ediyoruz. Orada gündeme geliyor mu? Yani önemli isimler tarafından böyle bir olasılık olduğu ya da bunun yapıldığı yönde iddialar var mı Amerikan kamuoyunda? Günay Bey, o konuyla ilgili pazartesi günü belki iddianameleri neler olacak? Yani hangi gerekçelerle eski New York Belediye Başkanı, şimdiki Trump'ın avukatı Giuliani bu konuda açıklama yapacaklarını söyledi. Ama şu anda hiçbir kanıt, hiçbir delil, hiçbir veri yok. Yani bunlar söylentiden öteye gidemiyor. Hatta bazı videolar düştü. Oyların kaçırıldığı, gizlice gece yarısı götürüldüğü şekli. Sonra o görüntülerdeki kişinin bir televizyon muhabiri olduğu ve oradakilerin sadece televizyonla ilgili ekipman olduğu ortaya çıktı. Yani söylentiler çok ama şu anda Trump'ın da avukatı Giuliani'nin ve ekibinin de ortaya koyduğu net bir hiçbir şey yok. Zaten burada da Cumhuriyetçi Parti'nin tavrı da yavaş yavaş Trump'tan uzaklaşıyor diyebiliriz. Sokaklarda tansiyon, demokratlar sadece kutlama için sokaklardalar. Cumhuriyetçiler sokaklarda değiller. Bunun biraz da sebebi Trump'ın herhangi bir şekilde bir delille söylemlerini destekleyememiş olmasından da etkili. Ve aynı zamanda da süreç, Trump önde gözüküyordu, sonra giderek Biden'a dönen ve yavaş yavaş ilerleyen bu seçim sistemi belki de birçok kişiyi, seçmeni iki taraftan da ikna etti ki bu seçimi Biden haklı bir şekilde kazandı. Dolayısıyla bu tür söylemler var ama ne basında ne de halkta ne de seçmende açıkçası tam karşılık bulduğunu söyleyemeyiz. Şöyle bir istatistikle destekleyip Cüneyt'in söylediklerini, 2000 yılından beri 31 eyalette seçim dönemlerinde yeniden sayım için başvuru yapılmış ve yeniden sayım yapılmış. Bunlardan sadece 3 tanesinde sonuç değişmiş. Açıkçası yeniden sayımda da çok bir şeyin değişeceğini beklememek lazım. Biden'ın başkanlığını Trump da biraz geç de olsa kabul edecek. Süreç şu andan itibaren mahkemeye taşınsa da büyük bir ihtimalle çok bir sonucu değiştiren bir şey olmayacak. Teşekkür ederim. Sayımlar olarak zaten tamamen göstermelik ve vakit kazandırıcı şeyler. Cemil Özyurt'un da söylediği gibi onlar hiçbir zaman farklı sonuca yönelten şeyler olmuyor. Zaten adetler ve rakamlar şu anda onun olabilirliğinin üstünde. Yani atıyorum 10 bin tane üstün Biden gözükürken bunun tekrar sayılıp Trump'a dönmesi diye bir şey söz konusu değil. Zaten Trump da bunu biliyor ama
süreçte kendine bir silah, bir mermi, bir vakit kazandırma olarak kullanıyor. Trump'ın şu anda yapabileceği ve yapmaya çalışacağı tek şey bu konuyu üst mahkemeye taşıyabilmek. Ama onun önünde yerel mahkemeler var. Trump kendi daha önce söylediği gibi direkt üst mahkemeye gidemiyor. Böyle bir sistem yok. Dolayısıyla onun amacı bu konuları giderek arttırarak ve kendine de destek bularak üst mahkemeye taşıyabilmek. Çünkü orada 6'ya 3'lük bir cumhuriyetçi yoğunluğu var. O yoğunlukta belki de kendi lehine karar çıkabileceğini düşünüyor. Ama benim gördüğüm yerel mahkemelerde cumhuriyetçiler bile ki birkaç davanın önünü kestiler. Yeterli delil yok deyip davalar ilerlemeden kapandı. Yani Trump direniyor ve amacı olan 3 sayılık atışı yapmaya çalışıyor yüksek mahkemeye taşıyarak ama bunu yapamayacak gibi duruyor. Belki postayla gönderilen oylarda Pensilvanya'da bunu yapmayı denediler. Sonradan gelen oyların ayrı tutulup sayılmaması ve seçim sistemine sokulmaması gibi. Bu dönem için geçti belki ama bir sonraki dönemde postayla oy kullanılma konusunda ciddi yasal uygulamalar ve yaptırımların getirilmesi oldu, kaçınılmaz oldu. Suistimale çok açık bir sistem çünkü her iki taraf içinde. Hem cumhuriyetçiler hem demokratçılar kendi ellerine ulaşan oy pusulalarında istedikleri gibi suistimal yapabilirler. Herhangi bir oyu kimin kullandığını ikili bir şekilde kontrol eden bir mekanizma yok. Postayla gelen oylar geçen seçime göre 2016'da 33 milyon kişiye postayla oy kullanmıştı. Bu seçimde o rakam ikiye katlandı. Belki de bu seçim sonuçlarını ciddi şekilde etkileyecek de bir faktör. Ama hangi eyalette bu postayla oylar nasıl tasnif edildi, nasıl gönderildi çok bilmiyor. Mesela New Jersey'de tüm seçmenlere pusula gönderildi ve oy kullanmaları istendi. Ama bazı eyaletlerde mesela Virginia'da ve Maryland'da eğer oy kullanmak istiyorsanız bize bildirin, biz sizin evinize oy pusulası gönderelim şeklinde gerçekleşti. Bu tartışma olan eyaletlerde oy pusulaları ne şekilde seçmene ulaştı o da önemli. Herkese, seçmen listesinde bulunan herkese oy pusulası mı gönderildi? Yoksa talep edenler mi sadece oy pusulasını postayla alıp postayla geri gönderdi? Bir sonraki seçimin bence en önemli noktası postayla oy kullanmaya daha fazla sıkı denetim, suistimali açık kapı bırakmayacak şekilde bir yapı oluşturmak olabilir. Büşra Hanım, burada postayla oy kullanma işlemi bu seçim başlamadan önce daha büyük tedbirlerle başlayamaz mıydı? Bu önceden öngörülebilecek bir durum değil miydi acaba? Trump 2 aya yakındır Donald Trump bu konuya parmak bastı. Hatta William Barr, Adalet Bakanı, böyle bir sistemin olamayacağını, demokratların seçimi çalmaya çalıştığını bundan 2 ay önce söylediler. Onların ellerinde bir delil yoktu ama tamamen insanların iyi niyetine bırakılmış bir sistem. Siz şimdi Türkiye'de desteklediğiniz bir partinin İstanbul ilinde 5000 oyla seçimi kaybettiğini varsayın ve kullanılan oyların da %80'inin karşı partinin lehine yazıldığını. Bu durumda mağlubiyeti kabul edip kenara oturmanız çok zor. Ben bugün yan komşum polis benim. Onunla sohbet ettim ayaküstü. Kesinlikle çok üzgün, kırgın ve postayla oy olduğu için kaybettik diye durumu izah ediyor. Çünkü polis olduğu için Trump destekçisi. Polis asker gibi, mesela askerlerin kullandıkları oylar hala ulaşmadı bazı eyaletlerde. Çünkü ülke dışında görev yapan askerler de posta yoluyla oy kullandılar. Bu 1860'lardan beri Amerikan kültürünün bir parçası postayla oy kullanmak. Ama pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez rekor sayıda bir sayıya ulaştı. Dediğiniz gibi önlem alınabilirdi. Ama o konuda da yasal süreç cumhuriyetçilere istedikleri sonucu vermeye imkan tanımadı. Pensilvanya'da bunun önüne geçmeye çalıştılar seçimden önce ama mahkeme kabul etmedi. Yani 3 Kasım tarihli her oy pusulası 10'unda da 14'ünde de seçim merkezine gelirse sayılır diye karar çıktı. Tüm iddialar da oradan başladı. Açıkçası her iki taraf için de sıkıntılı bir durum. Bir şey söylemek istiyorum. Tabii, burada asıl sıkıntı sistemde değil. Sistemin nasıl çalışacağı, hangi eyalette nasıl belirleneceği, kaç günde sayılacağı bütün detaylar zaten belliydi. Evet. Burada cumhuriyetçilerin itiraz etme sebebi şunu biliyorlar. Postayla ne kadar fazla insan oy kullanırsa biz o kadar oy kaybedeceğiz. Genel demografi olarak postayla oy kullanmayı tercih edenler ağırlıklı olarak demokratlar. Burada da bu yaşandı. Ama her eyalette farklı olduğu için, her eyaletin kendi belirlediği ama bunlar bir Demokrat Parti veya Cumhuriyetçi Parti
liderliğinde belirlenmedi. Her eyalet kendi tartışmasını yapıp sistemini belirledi. Şimdi o sistemdeki farklılıklar da bizim kafalarımızı ve izleyenlerin kafalarını karıştırdı. Ama bu sürecin ağırlıklı olarak da yeni bir süreç olmasından kaynaklandı. Pandemi sebebiyle mesela Pensilvanya hiç alışık değil postayla oya. Onlar gecikti. Şimdi evet. Ve kendilerine fazla süre vermişlerdi. Ama federal bir kural çıkıp daha fix bir sistem bulunursa ki bir dahaki seçimde öyle olacağını düşünüyorum. Bu tartışmalar giderek azalacaktır. Burada önemli olan konu usulsüzlük olmaması. Karışıklıklar oldu, gecikmeler oldu, yavaş çalıştı sistem. Herkes stres yaşadı 2-3 gündür. Sonuçları bekliyor, bütün dünya bekliyor. Ama bu ilk defa bu kadar yoğunlukta fazla posta ile oy kullanmasından kaynaklanıldı. Aynı seçim, bir aynı tarzda Cüneyt, bir daha yapılsa Cüneyt'in dediği gibi alacaktır. Usulsüzlüğü tespit etmeye imkan da yok. Neden yok? Evinize gelen evdeki seçmen sayısına göre o pusulası geldi. 10 tane pusula geldi. Siz oturdunuz tek başına onu da doldurdunuz, imzaladınız, gönderdiniz. Bunun suistimal olduğu, yanlış olduğu, yanlış oy kullanıldığı, sisteme aykırı olduğunu ispat edecek bir düzen yok. Çünkü giden var, oyu... Var Cemil. Onu, yani belki kendi adına oy pusulasını dolduran birisi gidip bunu şikayet etmiş olabilir. Belki böyle ortaya çıkabilir. Şikayetle ancak ortaya çıkabilir. Hayır, sistemde o zaten kontrol ediliyor. Provisional oy denilen şey zaten bunu engelliyor. Yani bir kişi hem pusulayı göndermiş hem de o gün mesela sandık başına gidebilir. Onlar cross check yapılıyor karşılıklı karşılaştırarak. Onlara provisional oy denilen, yani kontrole tabi edeceğiz bu oyu, tekrar kontrol edeceğiz denilen bir sistem kullanılıyor. Dolayısıyla sistemde aslında bir boşluk yok. Ama yeni oldu. Benim dediğim o değil. Cüneyt, benim dediğim o değil. Benim dediğim bir ev altında, bir çatı altında 10 tane seçmen yaşıyor. Bu seçmenlere 10 tane seçim pusulası gönderiliyor. Mesela ben bunu çok arkadaşımdan duydum. Hanım Türkiye'deydi diyor, ben diyor doldurdum gönderdim diyor. Ya da diyor hanım bizim diyor işte akrabalarımızdan birisi Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Burada yaşamıyor diyor ama eve oy pusulası geldi, biz doldurduk gönderdik diyor. Bunun, evet. Bunun yasa dışı olduğunu, seçim kanununa aykırı olduğunu bildikleri halde yapanlar var. Ama bunu yakalamaya imkan yok. Şimdi ev pusula oy kullanılmış, doğru, bir kişiye gelen pusulayı bir kişi oy vermiş. Ama oy veren kişi o mu? O bilinmiyor. Bunu sistemde tespit etme imkanı da yok zaten. Bunu ne kadar usulsüzlük olduğunu iddia etseniz de ispat edemezsiniz. Ben bana gelen oyu, benim evime gelen oyu, eşimin adına gelen pusulayı kendim doldurup göndersem bunu kim nasıl, ne şekilde ispatlayabilir? Ya da 10 tane Meksikalı büyük bir evde yaşıyor. Eve 10 tane şey geldi, pusula geldi. 4 tanesi zaten Meksika'ya döndü ya da Porto Rico'ya döndü. Artık burada yaşamıyor. Ama evde oturan diğer kişi o onunu da doldurdu, gönderdi. Bunu ortaya çıkartabilecek bir sistem yok. Yani postayla oy iyi niyetli insanlar için hakikaten suistimal olmayacak. Cemil'ciğim o tamamen evet. Kanunsuz bir işlem yapmaya giriyor. O artık kolluk kuvvetlerin müdahale edeceği ve ciddi cezaları olan federal bir suç. Ama yani işte bu da ortaya çıkmaz. Onu tespit edebilecek imkan yok. Diyor. Evet Cemil Bey. Yok. Şimdi aramıza bir